Merhaba. Bugün 28 Mayıs 2011 günlerden cumartesi. Bugün kendime repo günü veriyorum. Yani son 3-5 gündür linç kampanyası ana sponsorlarından tiyatro dergisinin yazarlarıyla ilgileniyordum. Dün akşam Seval Deniz Karahaliloğlu ile Zafer Diper'in yaptıkları Linçi Tiyatro Dergisi'ndeki Ham İkslet Söyleşisi'ni irdelemiştim. 4 sayfalık görünümlü, aslında 2 sayfa tutarında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Adalet ve Kalkınma Partili Ertuğrul Güney'in emrinde ona bağlı ve bağımlı olarak çalışan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'in beslemesi olan bu Linçi Tiyatro Dergisi hep böyle yapıyor. Lemi Bilgin'den avant almak için, reklam almak için, bahşiş almak, diş kirası, ihane, iaşe, sadaka, sus payı almak için, örnekse 60 sayfalıksa dergi aslında 30 sayfa. Reklamlara düştüğümüz zaman da 15 sayfa filan. Linç kampanyası ana sponsorlarından Tiyatro Dergisi'nin sahibesi linççi Gülhan Avşar, ki anlamaz fizikten, kimyadan, dünyadan. Ve bu linççi paçavranın, tiyatro paçavrasının yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü Sayın Linççi Mustafa Şükrü Demirkanlı, Kültür Bakanlığı çanağı yalamak için dergi çıkarıyorlar. Türkiye tiyatrosuna hiçbir yararı yok, müthiş biçimde zararı olan, Türkiye tiyatrosunun ensesinde bir kırım Kongo keresi gibi yapışan bu dergiyi okumuyoruz. Okuyanlara da pek iyi gözle. Vay. Evet, dün akşam yineliyorum. Dangalak yazar Seval Deniz Karahaliloğlu ile Dangalak tiyatro esnafı Zafer Diper'in saçma sapan söyleşilerini, röportajlarını irdeledim. Ondan önceki akşamlarda linç kampanyası ana sponsorlarından Linççi Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Sayın Linç Başkanı Üstün Akmen'in yazısını, dangalaklığını değerlendirdim. Keza Sadık Seyirci M. Sadık Aslankara'nın görüşlerini değerlendirdim. Ve Başak Sakızlıoğlu'nun görüşlerini değerlendirdim. Bugün de kendime bir repo günü vereyim dedim. Yani bir boş gün vereyim dedim. Bir şey yapmayayım dedim. Ancak şu anda kamerayı tutan çakma Shakespeare, William Shakespeare said to me, please talk and speak this evening about theater, and I think that subject, and I want to speak and to talk that subject, that theater, about theater. Yeah. Lan ne oldu lan bu William Shakespeare deyince çok gerizekalı oluyorum ben ya. Bu William Shakespeare'le ilgilenenler niye çok gerizekalı oluyor ya? Çakma Shakespeare, sen bilirsin bu işleri. Shakespeare'lik bulaşıcıdır. Allah Allah. İbnelik gibi bir şey mi? Daha kötü. Yani daha kötü, kurtaramazsın götü. Aynen öyle. Yani okuyanlara da o Shakespeare'in dangalaklığı geçiyor. Yani madem ki Shakespeare okuyana kosun. Ram kimim ben?
Ya hemen hemen öyle koyuyor zaten. Peki. Vallahi dedim ben bugün konuşamıyorum lan. Konuşma yeteneğimi yitirdim ya. Aa, Shakespeare mi okunuyor yoksa bugün? Evet evet. Shakespeare okudum. Selam sana Shakespeare. Shakespeare selam sana. Shakespeare... Usta dikkat et kendine. Girmediği bünye kalmamış. Shakespeare'in künyesini okuyan onun bünyesine girebilir. Evet. Bugün burada çok güzel çalışmalar yaptık. Anton Pavlovich Çekov'un bir evlenme teklifi, kutlama ve tütünün zararları oyunlarını çalıştık. Tütünün zararlarını Cengiz Bulunmaz çalıştı. Diğer videoda izleyeceksiniz videoların birinde. Bir evlenme teklifinde Kazım Şimşek, Soner Barbaros ve Mensure Efe. Efe. Zeybek'ten Efe'liğe geçti yani. Mensure Efe kardeşimiz. Aynı zamanda bir yazar adayımız Dilek Hanım çalıştı. Onu da izleyeceksiniz. Bugün yaklaşık olarak tam kestiremiyorum ama çalışmaya 20-30 kişi katıldı. Kaç kişiydi Mesut aşağı yukarı? Aşağı yukarı evet 20 kişi vardı. Ha, 20 kişi civarındaydı. Sosyalist Oyun Dergisi üzerine kafa yorduk. Mikhail Bulgakov'un Köpek Kalbi üzerine kafa yorduk. Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar üzerine kafa yorduk. Lev Nikolayevich Tolstoy'un Sanat Nedir üzerine kafa yorduk. Kafa yorduk derken kitapları masaya yatırıp üzerinde tartıştık. Ve tabii ki Türkiye'nin en yaratıcı romanı diyemem çünkü çok dangalakça olur. Bu yaratıcı lafını duyduğum zaman elim silahıma gidiyor. Yaratıcı lafı Bulunmaz Kültür Merkezi'nde, Bulunmaz Tiyatro'da pek kullanılmıyor. Çünkü bizim tiyatromuzda tanrılar, Allah'lar, Allah daha doğrusu düzeltiyorum. Saygısızlık olmasın Müslüman kardeşlerime. Allah, tanrılar ya da işte Zeus falan filan pek vuramaz buraya. Onun için yaratıcılık falan gibi dangalak şaraplar etmiyoruz. Ancak Oğuzcan Ömer'in bu Tutkal romanı üzerine kafa yorduk. Özellikle bu romanı okuyanlar dan bir kısmı buraya gelmişler. Oğuzcan Ömer'le konuştular ve beğenilerini dile getirdiler sağ olsunlar. Oğuzcan Ömer'le de sanırım Evrensel Gazetesi'nde ve Hayat TV'de ya da Hayat TV'de röportaj yapacaklar. Böyle bir öneriyle geldiler. Sağ olsunlar Soner Barbaros kardeşimiz. Özellikle Soner Barbaros'un Bulunmaz Tiyatro'ya katılmasıyla birlikte geçen hafta başladı. Bu hafta olağanüstü bir Lomov tipi çizdi. Ben ki 100 civarında oyun yönettim. Ama bu oyunların bir kısmı bir kere oynandı ama bazısı yüzlerce kez oynandı. Hiçbir oyun çalışmasında gülmem. Yani gülmeme prensibim falan yok ama gülmem yani nedense. Çünkü alışkın oluyorum sürece. Bugün gerçekten Soner Barbaros benim bu yaklaşık 25 yıllık yönetmenlik tarihimde ilk kez benim vidalarımı gevşetti ve olağanüstü gülme krizlerine girdim. Olağanüstü bir sanatçı Soner. Ve buraya gelen arkadaşlar bugün önemli bir tarihi ana tanık oldular. Çünkü bir ergenlik süreci yaşadık burada. Bulunmaz Tiyatro sanatçılarından Ahmet Özkara 18 yaşını bitirdi. 19. yaşından gün aldı. Artık babalar gibi pasta kesti. Onu da yanılmıyorsam çekti arkadaşlar. Onu da yayınlayacağız. Evet, şimdi aklıma gelenler bunlar. Bugün çok sessizdi burası. Çünkü Signor Luigi Alberto Mantarato dediğimiz kardeşimiz Mehmet Şahin yoktu. Kendisine çok teşekkür ederim gelmediği için. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Çakma Shakespeare. Yok, ben zaten haftaya çekeceğim mi çekeceğim. Sözü haftaya bırakıyorum yani ben. Peki. Bugün 28 Mayıs 2011.
bugün bir ara Türkiye Yazarlar Sendikası'nın genel kuruluna gittim, katıldım. Yazarlar kendi sorunlarıyla bile uğraşacak düzeyde değiller. Öyle algılıyorum ben. Yarın oy kullanacağım. Şimdiden söyleyeyim, muhalif listeye oy vereceğim. Enver Ercan denen dangala zaten kendisi artık başkanlıktan çekilmek zorunda kalıyor. Enver Ercan denilen dangalan desteklediği listeye oy vermeyeceğim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Tutkal'dan bahsettik ama nerede bulabileceklerini insanların, ondan da bir bahsedersek. Bulunmaz Kültür Merkezi'de, Çembertaş Gedikbaşa Camii Sokak No 51'de, Bulunmaz Kültür Merkezi'nin ne ait şubelerde, Ankara Ulus Semti Anapartalar Caddesi Sarrafan 55/103'te, İzmir Çankaya Tezcan Nişanı, o da büyük rastlantı, o da 55/103, aynı Ankara gibi adresimiz. Ve İstiklal Caddesi'nde 26B kafede. Başka neresi var? Özgür Üniversite. Özgür Üniversite'de. Başka? Senin aklına gelen. Bazı yerler var. Evet, birkaç kitapçı. Evet, onları da anımsadığımız zaman söyleriz. Yani orijinal metne buradan ulaşabilirsiniz. Ancak her cumartesi günü saat 17 ile 20 arası olacak Ömer. Mutlaka kitaplarını burada imzalıyor. Çünkü gerçekten yoğun bir ilgi var. Çünkü artık bundan sonra romancılık, roman sanatı, Tutkal'dan önce roman sanatı ve Tutkal'dan sonra roman sanatı diye tam ortadan, bacaklarından ikiye ayıracağız. İyi akşamlar.